Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size 3 boyutlu yazı efekti göstereceğim. Hemen videonun altında bir linkte bunu paylaşacağım. Arkadaşlar, videonun altındaki linki indirdikten sonra bilgisayarınızdan indirdiğiniz prezide şu olacak. Efekt kısmına geliyorsunuz. Premiere Pro'da buradan sağ tıklıyorsunuz, import diyorsunuz. Import dedikten sonra hemen şuradaki kısma geliyoruz ve çift tıklıyoruz. Buraya çift tıkladıktan sonra solda priz kısmına geliyoruz. Üçte yazılar hemen karşınıza şu şekilde çıktı. Şimdi burada yapmamız gereken şu videoma yazı ekleyeceğim. Hemen videoma tıkladım. Sol tarafta yazıya tıkladım. Örneğin buraya ne yazalım? Tatil, deniz, hava, su, güneş, böyle bir yazımız olsun. Şimdi bu yazımı biraz ortalayacağım, biraz büyüteceğim. Şöyle dursun. Şimdi sol tarafta indirdiğimiz kısımda hangi efekti kullanacaksak o kadar frame sayısını gösteriyor burada. Örneğin şunu kullanacağım, 30 frame. Şunu kullanacağım, 10 frame ayırmam gerekiyor ki bizim efektimiz sağlıklı bir şekilde görünsün. Hemen şöyle bir test edelim. Şimdi shift tuşuna basıp sağ tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi 5'er frame gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim mi? 30 frame burada eklemiş olduk. Şimdi şu 30 frame'i örneğin şu efekti bıraktım ben. Bir bakalım nasıl bir şey. Şöyle göstereyim büyük bir şekilde. Çok iyi. Şimdi bunu biraz daha vurgulu bir şekilde yapabiliriz. Örneğin bir 30 daha ekleyip şuraya. Aynı uzantıda bir video kestim. Yine aynı yazı yanına koydum. Spin dediği kaydırma. Şöyle gördüğünüz gibi çeviriyor. Şimdi 10'luk 10 frame'lik var. Glitch. Bozulma efekti. Hemen şöyle deneyelim. Hatta diğer görüntümüz de gelsin buraya. Örneğin buna da ne yazalım? Spor, basketbol, egzersiz olsun. Şöyle bir yazımız olsun burada. Hemen şurada şöyle 1, 2. 2 frame kestikten sonra ne oldu? 5, 5, 10 oldu. Bunu buraya bıraktım. Gayet güzel ve etkili bir yazı oldu. Bunu daha da çoğaltabiliriz. Örneğin ben bunu kafama göre şöyle 3'e, 4'e, 5'e böleyim. Bunu atabilirim. Yani aynı yazı üzerinden daha etkili bir geçiş sağlayabiliriz. Şunu da şuraya atayım. Hemen bir bakalım. Gayet güzel. Spinler var burada. Sweep in var, sweep out var. Hemen onları test edelim. Hepsini basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle yazı örneğin spin out 15 frame. Shift'e basarak 2, 3 tane gittiğimde zaten 15 frame'e denk geliyor. Şurayı kestim C harfine basarak. Hemen buraya bunu bıraktım. Bir bakalım nasıl bir şeymiş bu. Evet, çok güzel.
Çok iyi. Bir de bunun inini koyalım buraya. 1, 2, 3. Buradan kesiyorum arkadaşlar. Hemen spin, swipe out, swipe in. Bunu da sağ tarafa bıraktık. Şuradan izlesek. Gayet güzel. Şimdi hepsini bir izleyelim. Nasıl bir etkimiz oldu? Gerçekten bu güzelmiş. Bence gayet etkili, basit. Bayağı var burada. Hadi bir de zoomları deneyelim son kez. Şöyle. Ayırdım. Zoom 20 frame diyor. Bir de şöyle out'u koyalım. Nasıl bir etki oldu? Gayet güzel. Bakın. Küçülüyor. Sonra birden zoom yapıyor. Sonra diğerine geçiyor. Bir de bunları ses eklerseniz ses efekti. Biraz daha güzel bir efekt görüntüsü elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ücretsiz içerikler her hafta paylaşmaya çalışıyorum. Gayet de işinizi görecek basit şeyler. Çok yorulmanıza gerek yok. Preset halinde bunu yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi indirdiğiniz klasörün linkini kopyalıyorsunuz buradan. Ardından bilgisayarınızın efekt bölümünüz yoksa Windows bölümünden efekt bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan boşluğa sağ tıklıyorsunuz. Import demek bilgisayarınızdan buraya aktarmak demek. Export demek buradan bilgisayarınıza aktarmak demek. Yani örneğin siz burada bunu bilgisayarınıza saklamak istiyorsunuz, yedeklemek istiyorsunuz. Sağ tıklayıp export dediğinizde buradan buraya örneğin yazı stillerim deyip kaydet dediğinizde bunu buraya kaydedersiniz. Örneğin bilgisayarınızı formatladınız, kullanmıyorsunuz. Programı yeni yüklediniz. Bunu yüklemek istiyorsunuz. Hemen buraya sağ tıklayıp Import Preset dediğinizde tıklayıp aç dediğinizde bunu bilgisayarınıza ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.